Bu gördüğünüz düzeneğin adına Newton beşiği deniyor ve aynı hizada dizilmiş 5 minik toptan oluşuyor. Nedense bunu daha çok iş yerlerinde masaların üzerinde görmeye alışığız. Sanırım masasının üzerine böyle bir şeyi koyanlar, eğer bu 5 topu idare edebiliyorsam sizleri de idare edebilirim şeklinde bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Peki bunun ötesinde acaba başka anlamları da olabilir mi? Bu minik toplar acaba bize nasıl bir hikaye anlatıyor? Bu düzenek adını ünlü fizikçi Isaac Newton'dan alıyor. Böyle bir şey icat etseydi kendisine yakışırdı belki ama o icat etmemiş. Hatta onun yaşadığı dönemde bile icat edilmemiş. Bu aletin tam olarak kimin tarafından ve ne zaman icat edildiği bilinmiyor. Ama isim babası belli. 1967'de Simon Preble adlı bir oyuncu buna Newton'un beşiği adını vermiş. Bu beşik öncelikle içinde yaşadığımız dünyanın temel fizik yasaları hakkında bize bilgi veriyor. En baştaki topu havaya kaldırdığımızda içinde birikmiş potansiyel bir enerji var ve bu topu bıraktığımızda yer çekiminin etkisiyle bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor ve gidip ikinci topa değiyor. Birinci topun momentumu ikinci topa aktarılıyor ve bu şekilde momentum sırasıyla diğer toplara geçiyor. En son top da momentum transferi sonucu havaya kalkıyor ve sonra yeniden geriye geliyor. Olan biteni bu şekilde fiziksel olarak açıklamış olduk. Peki bu kadar mı yani? Bu bilgi bizim kafamızda başka anlamlara yol açamaz mı? Ben bu kürelere bakınca bir hareket ve değişim zinciri görüyorum mesela. Tıpkı etrafımıza baktığımızda fark ettiğimiz gibi bir şeyler sürekli değişiyor ve bu değişim kendiliğinden meydana gelmiyor. Bu topun hareket edebilmesi için öncelikle bu topun pozisyonunu değiştirmesi gerekiyor. Dediğim gibi bir hareket ve değişim zinciri. Eğer içinde bulunduğumuz durumdan hoşnut değilsek, kendimizi, hayatımızı ve çevremizi değiştirmek istiyorsak, fizik yasalarını bir başka gözle etüt etmeliyiz. Harekete geçebilmek için bu minik kürelerin hikayesine kulak vermeliyiz. Bunun için Newton'un hareketle ilgili yasalarına bir bakalım. Daha çok fizikçi kimliğiyle bilinen Isaac Newton, 1687 yılında tarihin en önemli bilimsel kitaplarından birini yayınladı. Philosophia Naturalis Principia Mathematica adlı bu kitap, klasik mekaniğin temelini atmıştır. Çok nefis bir ismi var ama nedense çoğunlukla bu ismin ikinci yarısına, yani matematiksel ilkeler kısmına odaklanıyoruz. Oysa kitabın tam adı Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri. O zaman gelin biz matematiksel ilkelerden yola çıkarak doğa felsefesine ilişkin anlamları okumayı deneyelim. Matematiği ve fiziği kendi hayatlarımıza uygulamaya çalışalım. Dünyada gördüğünüz en küçük bir cisim bile pozisyonunu, var olan durumunu değiştirmek istemez. Hareket etmek istemez. Tembeldir. Bu kurduğum cümlede cisim yerine kendinizi koyun. Yani cisim sizsiniz. Bu video boyunca sizlere cisim diye hitap edeceğim, kusura bakmazsanız. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Cisimler olduğu gibi kalmak isterler. Bu aynı zamanda Newton'un keşfettiği yasalardan birincisidir. Bu evrendeki en küçük bir cisim bile durup dururken harekete geçmez. Hareketsizlik durumunu korur. Ta ki onun üzerine bir dış kuvvet etki edene kadar. Bu dış kuvveti uyguladığınız anda harekete geçer ve bu kez de hareketlilik durumunu korumaya çalışır. Teoride bu hareketi sonsuza kadar sürdürür. Mesela uzayda böyle bir cisme vursanız, şu iplerinde olmadığını varsayıyorum, sonsuza kadar hareketine devam eder. Ama dünyada işler farklıdır. Burada her zaman olduğu gibi dış güçler vardır ve onu bir şekilde durdurur. Havadaki veya yerdeki sürtünme kuvveti veya buna benzeyen başka kuvvetler bu hareketliliği engeller. Böylelikle Newton'un birinci yasasını daha iyi anlayabiliriz. Cisimler var olan pozisyonlarını korumayı isterler ve yine cisimler önceden yaptıkları şeyleri yapmaya devam etmek isterler. Cisimler, dediğim gibi, tembeldirler. Ama sağ olsunlar bilim insanları bu durumu daha nazik ifade edebilmeyi başarmışlar ve buna eylemsizlik adını vermişler. Eylemsizlik bizim hayatımızın bir parçası. Harekete geçmek o yüzden kolay değil. Çünkü ilk adımı atmak her zaman zordur. Ama bir kere attıktan sonra işler kolaylaşır. Bir momentum kazanırsınız ve bunu korumaya çalışırsınız. Tik tak, tik tak. Adeta zamanla senkronize olursunuz.
harekete geçmek için her zaman böyle bir dış kuvvet bekleme. Muhtaç olduğun o kuvvet aslında senin içinde potansiyel olarak var. Artık bunu damarlarında mı ararsın, o damarların beslediği beyninin kıvrımlarında mı, yoksa onu pompalayan kalbinde mi, bu karar senin. Sonuçta içindeki potansiyeli kinetik enerjiye çevirmek için o topu senin havaya kaldırman gerekiyor. O zaman ilk yasayı tekrar edelim. Newton'un birinci yasası. Eylemsizlik yasası. Tüm cisimler bir kuvvet etkisi tarafından durumunu değiştirmeye zorlanmadıkça düzgün doğrusal hareketini veya durağanlığını korur. Kuvvet çok önemli. Peki bu kuvvet hakkında fizikten, matematikten daha başka neler öğrenebiliriz? Bunun için ikinci yasaya bakmamız gerekecek. Bilim tarihinin en ünlü formüllerinden birine. F eşittir MA. Bu formülü şöyle de okuyabiliriz. Bir cismin ivmesi üzerine uygulanan kuvvetle doğru, cismin kütlesiyle ters orantılıdır. Şimdi bu cümledeki cisim kimdi? Biz, kendimiz. Eğer ivmelenmek istiyorsak, hızımızı arttırmak istiyorsak ya kütlemizi azaltacağız, yani zayıflayacağız, veya kuvvetimizi arttıracağız. Newton'un ikinci yasası ivme yasası olarak da bilinir ve der ki bir cismin momentumundaki değişim cisim üzerine uygulanan itme ile orantılıdır ve itmenin uygulandığı düz doğru boyunca meydana gelir. Bir kuvvet ister tümüyle bir seferde, isterse de kademeli veya ard arda uygulansın, eğer bir hareket oluşturuyorsa, bu kuvvetin iki katı büyüklüğe sahip başka bir kuvvet hareketi ikiye, üç katı büyüklüğündeki bir kuvvet hareketi üçe katlayacaktır. Ve bu hareket eğer cisim daha önceden hareket halindeyse, önceki hareketle aynı doğrultuda olması durumunda önceki hareketle toplanır. Şimdi fizikten öğrendiklerimizi hayatımıza uygulayalım. Hayatımızda sürekli olarak hızlanan bir değişimi gözlemlemek istiyorsak, irade gücümüzü, kuvvetimizi bir hedefe yöneltip o doğrultuda sürekli olarak uygulamamız gerekiyor. Sadece bir şeyler yapmak eylemsizlikten kurtulmaya yetmiyor. Tek başına hızlı olmak bizi bir noktadan başka bir noktaya götürmek için gerekli ama yeterli değil. İvmelenmek için bir doğrultuya, bir yöne ihtiyacımız var. Dolayısıyla odaklanmış bir güce. Ve dostlarım, tüm gücümüzü, irademizi belli bir hedefe yönlendirince de iş maalesef bitmiyor. Önümüze engeller çıkıyor. Oluşturmaya çalıştığımız etkiye karşı tepkiler oluşmaya başlıyor ki bu da bizi Newton'un üçüncü yasasına getiriyor. Newton'un üçüncü yasası etki-tepki yasasıdır. Her kuvvete karşılık her zaman eşit ve ters bir tepki kuvveti vardır. Veya iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetler her zaman eşit ve zıt yönelimlidirler. Newton'un üçüncü yasası bize tüm kuvvetlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu söyler. Yani tek yönlü kuvvet diye bir şey yoktur. İçinizdeki irade kuvvetini kullanmaya başlayınca emin olun en başta kendi kendinize engeller üretmeye başlayacaksınız. İçinizdeki bahane motoru size diyecek ki hiç zamanın yok, yine başarısız olacaksın, zaten yetenekli de değilsin. Hadi bunları bir şekilde susturdunuz diyelim. Bu sefer de çevrenin tepkileri başlayacak. Size biçilmiş bir rol var sonuçta toplumda. O rolde sabit hızla gitmek dururken birdenbire ivmelenmeye çalışmak da neden? Sen misin irade gücünle bir etki meydana getirmeye çalışan? Al sana tepki gücü. Biz biliyoruz ki zaten yerdeki taşa bile vursan sana aynı güçte ve ters yönlü bir kuvvet uygulayacak. O zaman içte ve dışta bu tür tepkilerle karşılaşmak son derece normal. Hatta bunun tersi işin tabiatına aykırı. Eğer bunu bu şekilde olduğu gibi kabul edersek, o zaman kuvvetimizi arttıran irademiz de güçlenmiş olmaz mı? Bir cisim olarak biliyoruz ki harekete geçebilmek için önce kendimizi yükseltmemiz gerek. Yer çekimine rağmen, havanın direncine rağmen, içimizdeki iradenin kuvvetini arttırabilirsek bunu başarabiliriz. Yine bir cisim olarak biliyoruz ki içimizdeki potansiyel enerji ancak bu şekilde ortaya çıkabilir. Elbette tepkiler de oluşacaktır. Bir kişi, iki kişi, üç kişi bize direnebilir. Ama emin olun, dördüncü kişi sizin etkinizle harekete geçecektir. Ve o da harekete geçince artık kimse sizi durduramaz.